2022 KPSS lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından yeni ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Biz de bugün vatandaşlara KPSS'nin iptal edilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye soracağız. Yani ülkemizde zaten hep böyle şeyler olmuyor mu sonuçta? Çok fazla torpil dönüyor, çok fazla insan kayırılıyor. Normal yani, şaşırmıyorum artık. Tekrar para vermemeleri gerekiyor. Yani sınav yerleri değişecek miymiş, orası da belli değilmiş galiba bugün haberlerde okuduğum kadarıyla. Ama kötü oldu. Hep böyle şeyler oluyor zaten, şaşırmıyoruz artık. Düşüncelerim çalındıysa iptal edilmesi normaldir. Yapılması gereken budur. Lakin sorgulanması gereken neden çalındı, kimin tarafından çalındı, neye hizmet ediliyor? Ya bu kadar bariz bir çalınma olmaz. Soruları ben inceledim. Aynısı, virgülü noktası bile değişmeden, şıklarının yerleri bile değişmeden aynı şekilde sorulmuş. Bu biraz da normal bir çalınma değil, kasıtlı bir şeye benziyor. Yani o istifa eden ÖSYM Başkanı da herhalde açıklama yaptı. Birilerinin oyunu diye olabilir yani. Tabii kontrol sürecinden geçmesi gerekiyordu ama biraz da şey, yani böyle bir kasıtlı bir algı, bir şey var altında. Yani bu sadece birilerini memur edeyim, işte sorulara satayım tarzında değil de ben daha başka bir algı olduğunu düşünüyorum. Peki sınava tekrar girecekler için ne söylemek istersiniz? Sınava girecekler için yani girmesinler demeyeceğim. Girsinler tabii ama ya kolaylıklar diliyorum, başka bir şey demiyorum. Zor yani bu sıcaklarda, bir de bir sürü emek verirler, birinci sınava girdiler, bir de şimdi ikinci sınav var. Ne yapacaklar bilmiyorum yani, zor, şartları çok zor. Bilmiyorum, sınava girdim ama bilmiyorum kim çalmış, bilmiyorum. Bir düşüncem. İptal mi edildi? Evet. Haberim yoktu. Bilmiyorum, iyi olmuş bence, baştan girilir. Daha düzgün bir sistemle. KPSS sorularının çalındığı söyleniyor, sınav iptal edilmiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi girmediğim için herhangi bir şey söyleyemem yani, girmedim ama çalanlar ayıp etmişler, büyük ayıp etmişler yani. Bir sürü emek, benim bir sürü çevremdekiler de girdi yani, bir sürü emeği çalmışlar diyebilirim yani. Yani çok bir diyeceğim bir şey yok açıkçası. Allah yardımcılar olsun yani, yapacak bir şey yok. Vallahi çalındıysa iptal edilmesi en doğru karar yani. Şu günde de çalınmaması gerekiyor yani. Bir zafiyet varsa soruşturması iyidir. Yani herkes hazırlandı. Uzun bir süreç geçmediği takdirde kimsenin bu şeyden bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Tekrardan sınava girerse taze bilgilerle girecekler yani. Vallahi öğrenciler abla yani çok çalışıyor, emek veriyor ama ondan sonra sınavlar, emeklerin boşa çıkıyor hep. Yani bence bu yanlış, yönetimle alakalı sıkıntılar var bence. Hani ülkenin, yani biraz daha konuşsam büyük şeylere değineceğim de, ama işte yani bir şey diyemiyoruz. Biz de sonuçta öğrenciyiz yani. Ama bence herkese yazık oldu. Sadece baştakilere bir şey olmuyor. Görevden alınmaları lazım bence. Yani iptal edilmişse kesinlikle hani çelişki olmaması için bir fikrim yok. Yani bir bilgim de yok. Ama hani iptal edilmişse muhakkak bir şey vardır yani. Üzücü, çünkü böyle bir durumda kendilerini ikinci kez hazırlamak, ikinci kez o stresi yaşamak zor tabii ki de. Bu ilk değildi zaten. Daha önce de olduğunu düşünüyordum zaten. Yani emek hırsızlığı, başka bir şey değil. Öğrencilerin haklarına girecekler. Gerek yok, o kadar çalışan insan vardı. Şimdi iyice tekrar çalışmaları lazım. Yani daha önce 2010'da böyle bir sorunla karşılaşılmıştı. Herhalde bu ikinci vaka Türkiye genelinde. Sınav iptal edildi. ÖSYM Başkanı görevden alındı. Çok büyük bir ihtimal bir ay içerisinde tekrar yeni bir sınav yapılacak. Yani sınava giren arkadaşlar için tekrardan başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun. Kolay bir durum değil. Çünkü bir sene emek veriyorsun, üniversite mezunusun. Hayata atılmak için son düzlük diyorum ben KPSS için. Çok zor bir sınav. Ya bu sınava umut bağlayan bir sürü öğretmen, bir sürü farklı branşlarda olan arkadaşlar var. Çok zor bir dönem. İnşallah daha iyi bir sonuçlar alırlar bundan sonraki sınavda. Vallahi bir fikrim yok. Şöyle, KPSS'ye girmedim. Duyuyorum ama sanırım vardır öyle bir şey. Her zaman hani şey var ya, Türkiye'de hükümet yanlısı bir cemaat olduğu zaman her zaman onlara bir sorular veriliyor. Duyuyorum. Yani hatta şu anda da birilerine veriliyor. Duydum. Bir polis arkadaşımız var. Ondan da duydum. Ama net bir şey mi? Kulaktan duydum sadece. İnanın bilmiyorum yani şu an. Sadece diyebileceğim bu yani.